Günaydın. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Cumartesi izleyeceksiniz. Evet, bugün cuma olduğu için biz pazarımıza gidip geldik. Alışverişimizi yaptık. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Bu arada Sela'da da okuyor. Evet, Sela okuyunca ben çok duygulanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Şimdi kahvaltıda yumurtalı patates kızartması yapıyorum. Efendim oğlum? Tamam oğlum. Bak patatesli yumurta. Yumurtalı patates. Patateslerimi böyle küçük küçük küp küp doğradım. Böyle kızarsınlar. Sonra üzerine çırpılmış yumurtamı dökeceğim. Evet, patatesler kızarıyor. Şöyle biraz da tuz serpelim. Evet. Biraz daha kızardı mı? Yeterli olur. Şimdi üzerine yumurtamı dökebilirim. Evet. Her yerine gelsin. Oh mis. Hafta sonuna size de fikir olur. Değil mi? Kahvaltılıkların yanına şöyle yumurtalı kızartılmış patates. Şimdi de üzerine biraz böyle karabiber. Çok güzel olur. Oh mis. Biraz daha kırmızı toz biber. Her tarafına dökmeyeceğim. Çünkü acı. Eğmeni biraz bir köşesi kalsın. Evet. Yumurtalı kızartılmış patatesimiz hazır. Hadi bakalım size de fikir olsun yarına. Yani cumartesiye. Altını kapatıyorum. Şimdi yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Bakın evet. Çok güzel olur kahvaltıya. Şöyle hiç şeklini bozmadan servis tabağına aldım. Onu da size göstermek istedim. Çok güzel oldu. Hemen tavayla böyle aktardım. Harika oldu. Hadi bize de afiyet olsun. Tamam oğlum. Hadi hazırla. Taşları da çıkar. Oğlumla şimdi satranç oynayacağız. Eymen yeni uyandı. Anne dedi benimle satranç oynar mısın? Efendim oğlum? Dur şey var. Ne var orada? Ne varmış bakalım? Tozmuş. Tozmuş. Hmm. Tozdu toz. evimiz kirlenmiş mi? Yok. Uyumadan önce şöyle traktörlerle oynadık. Ben toprak eştim kepçeyle. Anne, o da bak. Saman topladı. Efendim bak. O ne? Traktörün parçası. Şimdi de uyandı. Anne satranç oynayalım. Yemeğin başına geçecektim ama şimdi önce Eğmen'in isteğini yerine getirmem lazım. Huysuzlanması. Eğmen getirme. Tamam oğlum önce oynayacağız. Hadi taşları hazırla şu bakalım. Kale. Aferin benim oğluma. Şu. O ne? Bizi. Aferin canım oğlum. Oğlum taşları artık tanıyor. Bak şu denizi. Aferin. Şu da ağaç. Hmm. Şu da fil. Evet. Bak şu da fil. Hmm. Aferin benim canım oğluma. Fil var mı? Bilmem bak bakalım. Şöyle şunu da düzeltelim. Lampa kaydı. Hmm. Çorlata. Çikolata. Çorlata kale. Çikolata kale. Sürk pat. Tamam oğlum. Eyvallah.
yine sinirlendi. Ya, ağaç. Tamam, piyonlar. Ağaç süt. Piyonlar hangisi? Onları da göster, sonra kapatalım. Şurada var. Şurada bir şey var. Tamam oğlum. Sen sinirlenme. Kapatayım, beraber oynamaya devam edelim. Tamam mı? Şu at zıpla. Evet, atlar zıpla. Zıplarım. Zıpla ya. Evet, hadi şu, bakalım. Diz bakalım. Şu. Eğime kapat, sen de tamam, oyna. Evet arkadaşlar, ben kapatıyorum. Eğmenle santranç oynayacağız. Sonra yemeğimizin başına geçeriz. Değil mi oğlum? Evet. Hadi bakalım. Mutfağıma geçtim. Eğmenle doyasıya oynadık. Şimdi Eğmen çizgi filminin başına geçti. Ben de mutfağıma, yemeğimin başına geçtim. Şimdi bu akşam hem börek tadında hem de yemek tadında bir akşam menüsü var. Evet, şu an buradaki malzemeler krep olacak. Şimdi burada 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yumurta ve bir miktar tuz var. Bunları bir güzel karıştıracağım. Ondan sonra burada da 2 su bardağı un. Tabii yine de kıvamına bakacağım. Azaltıp ya da artırılır. Eğer kalabalıksanız bu miktarları 3'e çıkarabilirsiniz. Şimdi ben şöyle şunu bir karıştırayım. Hiç sesle sizi rahatsız etmeyeyim. Evet. Krep hamurum hazır. 2 su bardağı un tam yeterli geldi. Şöyle bir kıvam. Tekrar miktarlarını söyleyeyim. 2 su bardağı süt, 2 yumurta, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 miktar tuz. Dediğim gibi bu miktarları 3'e çıkarabilirsiniz eğer kalabalıksanız. Şimdi ilkin hemen işe krepten başlıyorum. Sonra iç harcına geçeceğim. Geldi. Tavamı önce ısıttım. Şimdi dibine biraz sıvı yağ ve krepimi döküyorum. Bakalım tek elle nasıl olacak? Anne bak. Dur oğlum, şu an annem meşgul. Tek elle anca bu kadar olur. Krep hemen bir anda gerçekten düzgün olmuyor. Biraz tecrübe istiyor. Yapa yapa anca. Evet, şimdi şöyle çevirelim. Yaptıkça insan ele alışıyor. Annem. Hani öyle bir anda hemen yüz yuvarlak şekil almıyor. İlkin bir tane yaptım. Bakın böyle şekli çok güzel oldu. Bunu da hani böyle tek elle hem çekince hem yapınca biraz böyle şuralar bozuk oldu. Ama hiç sorun değil. Çünkü anne, bunu saracağız. Efendim canım oğlum. Evet, krepim böyle pişti. Üst üste koyacağım. Öbürünü Eğmen tabii hemen kaptı. Anne ben yiyeceğim. Sabretmiyor. Evet, şimdi böyle diğerlerini de aynı bu şekil devam edeceğim. Kreplerim hazır oldu. Bakın. Evet, şöyle hemen üstünü kapattım. Yumuşak dursunlar diye. Ve hemen şimdi diğer taraftan da iç harcımı hazırlıyorum. Evde tavuk vardı. Böyle küçük küçük doğradım. Tavuklu yapacağım. Hani kıymalı da çok çok güzel oluyor. Ama bugün kıymam yoktu. Ben de dedim tavuklu yaparım. Her ikisi de güzel oluyor. Artık hangisi hoşunuza giderse. Biraz yağımı koydum. Tavuk şimdi suyunu saldı. Suyunu çeksin. Sonra diğer malzemelerini de ekleyeceğim. Şimdi burada da biber ve soğanım var. Evet, tavuklar suyunu çekti. Şimdi soğanımı ve biberimi de koyacağım. Ve beraber yumuşasınlar, pişsinler. Üzerine domatesimi ekledim.
biberlerle soğan iyice yumuşadı, kızardı. Şimdi de domateslerle de iyice piştim. Çok az bir şey su da ekledim. Çünkü domatesim çok sulu değildi. Hani güzel pişsin diye. Hani domatesiniz suluysa su eklemenize gerek yok. Şöyle kaşığın ucuyla birazcık salça. Onu da kokusu çıksın. Sonra da baharatlarını ekleyeceğim. Salçanın da kokusu çıktı. Şimdi baharatlarını sırasıyla kimyon, şöyle karabiber, kırmızı pul biber ve tabii ki tuz. Çay kaşığı küçük olduğu için miktar size fazla gelebilir ama çay kaşığı küçük. Şimdi bunları da bir güzel karıştırıyoruz. Aromasını versin. Aslında tavuk olduğu için biraz da kekik koymak istiyorum. Kıyma olsaydı kekik koymazdım da. Şimdi tavuğa kekik çok yakışıyor. Ne yapıyoruz? Böyle ovalıyor ovalıyor. Tam aromasını versin. Evet. Şöyle iyice karıştıralım ki bütün baharatların aroması bir güzel versin. İç harcım hazır. Altını kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakacağım. Bu arada eğmenin sesi niye gelmiyor? Eşim antrenmandan geldi. Eğmeni aşağı gönderdim. Babası onu parkta sallandırıyor. Çünkü sabırsızlıkla babasını bekliyordu. Onlar şimdi aşağıdayken ben de bir an önce yemeğimi hazırlamak istedim. Şimdi de üzeri için beşamel sosu hazırlayacağım. Burada 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı var. Şimdi bunları ocakta koyulaşıncaya kadar karıştıracağım. Beşamel sosu böyle koyulaştı. Şimdi diyorum ki biraz tuz ve biraz karabiber de koyayım. Bence çok yakışır diye düşünüyorum. Tuzsuz çok sevmiyorum. Evet, şimdi altını kapatacağım. Karabiber ve tuzumu ekleyeceğim. Şöyle her birinden bir çimdik derler ya. Öyle koydum. Karıştırayım. Hazır olsun. Şimdi kreplerimi sarmaya başlayabilirim. İç harcıma şöyle biraz da maydanoz ekledim. Şimdi hemen şöyle, evet, birazcık daha koyalım, biraz iç malzemesi bol olsun. Şöyle aynen yufkadaki gibi var ya, öyle sarıyoruz. Evet. Evet. Şöyle hemen koyalım. Bunlar en sondakiler biraz küçük oldu. Şöyle iki yandan. Evet, böyle. Açılma, nereye gidiyorsun? Çok harika bir yemek olacak. Yani tam bir ana yemek, tam bir misafir yemeği. Yanına pilav, cacık, salata, çorba, hani misafir için. Ama kendiniz için inanın sadece tek başına bir ana yemek olarak yeterli. Şimdi ben böyle hepsini bu şekilde devam edeceğim. Kreplerimi borcamıma dizdim. Şimdi üzerine de beşamel sos dökeceğim. Aslında ben beşamel sos çok sevmiyorum da, ama yemeğin orijinalliğini bozmak istemedim. Çünkü beşamel sos seven çok var. Hani evet, orijinalliği bozulmasın istedim. O yüzden yaptım. Şimdi sosu dökeceğim.
Beşamel sosunu da üzerine döktüm. Şöyle bir güzel her tarafına eşit şekilde yaydım. Fırınımı da 200 derecede açtım. Şu an ısınıyor. Şimdi ben bunun çok çiğ kalmasını sevmiyorum. Çiğ derken aslında tabii ki kaynadı, koyulaştı, pişti. Hani bu şekil fırına atacağım. Bir 10 dakika falan sonra üzerine kaşarımı serpeceğim. Siz hani direkt kaşarı serpip o şekil fırına atabilirsiniz. Ama hani ben böyle seviyorum. Bir 10 dakika bu şekil pişsin. Sonra kaşarımı serpeceğim. Evet, kreplerimi şöyle beşamel sosla bir 10 dakika fırında pişirdim. Şimdi şöyle kaşarımı üzerine bol serpeceğim. Tekrar fırına süreceğim. Dediğim gibi siz kaşarı serpip direkt fırına atabilirsiniz. Hani ben böyle seviyorum demiştim. Kaşarımı da bol serptim. Şimdi hadi bakalım yemeğim fırına. Şöyle orta kata koydum. Üzeri tam böyle kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Evet, börek tarzında yemeğimiz, krepimiz pişti. Sesi duyuyorsunuz. Çıt çıt sesi. Biraz ilk sıcağı çıksın. Sonra serifleyeceğim. İşte böyle nar gibi kızaracak. Sonra çıkaracaksınız. Mis gibi koktu vallahi mutfak. Harika. Evet, şimdi de böyle servisi yapalım. Biz yanına çay yaptık. Hayır, pilav falan istemedik zaten. Krep olduğu için doyurucu. Ay. Evet. Şöyle bakın. Tekrar göstereyim. Evet, böyle. Hani iç tarafını göstermek istedim. Bir de şöyle. Bir de şöyle içini gösterelim. Şu an bu iki krep. Evet, içi de böyle, şöyle. Evet. Yani dediğim gibi misafirlerinize müthiş, süper bir ana yemek. Yanına pilav, sade pirinç pilavı, salata, cacık ya da ayran yeterli olur. Kırsa da bir de çorba. Ama biz kendimize yaptığımız için krep, hani hamur, içinde tavuk, çok doyurucu. Sadece yanına çay yaptık. Böyle yiyeceğiz. Bize yeterli. Çünkü eşim de diyette olduğu için yanına pilav milav hiçbir şey istemedi. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Umarım siz de yapar, dener, beğenirsiniz. Biz çok seviyoruz. Ben kışın bol bol yapıyorum. Bugün de canımız istedi. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlemede kalın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Sizi en güzel yere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.